Hocam dün bana ne attın öyle ya? İskelet falan yani. Ne yazdığını anlamıyorum. Yunanca falan bir şeyler yazıyor, enteresan. O çok güzel bir şey Nisa. Nasıl biliyor musun? Senin memleketinin oradan, Antakya'daki bir antik şehirden çıkan şey o. Milattan sonra 3. yüzyılda bir Roma evinin yemek salonunda. O iskelet çok güzel bir şey anlatıyor. Orada Yunanca ne yazıyor biliyor musun? Neşeli ol, hayatını yaşa. Sen dün böyle gittin. Dedim ki Nisa kafaya bir şey takmasın. Bunu atayım, oraya baksın. Oradaki iskelet de şu demek Nisa. Bir gün hepimiz öleceğiz. O yüzden kafayı takma, eğlen, neşeli ol, rahat ol. Hatta biliyorsun şimdi böyle kişisel gelişimde çok ünlendi ya Latince bir söz. Carpe diem, anı yaşa. İşte onun aynı zamanda bir devamı da şey var. Memento mori. Yani ölümü hatırla, anı yaşa. O iskelet onu gösteriyor elinde kadeh. Hocam bu eğlen şişirilmiş diyelim bir yani. balondur. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum ya. Sen Niye? Nasıl eğleniyorsun? İnsanlar neden eğlence ihtiyaç duyuyor? Güzel soru. İnsan çünkü geriliyoruz. Bak insan akordiyon gibi düşün Nisa. Böyle içten güçten bir gerilir. Ondan sonra böyle bir içe doğru eğlenceyle gevşer. Geril gevşe, geril gevşe. Hayat bunun üzerine dönüyor. Yani kafa olarak da böyle Nisa. Beden olarak da öyle değil mi? Bütün gün gerildin. Akşam uyuyorsun, gevşiyor vücudun. Bak bunu ben söylemiyorum. Zevkler bütün diyebilir miyiz? Ya zevkler bütün diyebilirsin. Eğlence Nisa bence evrensel. Ama eğlenme tarzı kültürel. 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 Şimdi bir Amerikalıyla, bir Fransızla, bir Rusla, bir Türkle yani bunların hepsinin yan yana koyduğunda bunların eğlence anlayışının aynı olduğunu söyleyebilir misin? Hayır. Söyleyemez. Ama hepsi eğlenmeye ihtiyaç duyuyor mu? Şüphesiz. Şüphesiz. İnsanız. İnsanı zaffet biliyorsun yani. Bak ben sana güzel bir şey söyleyeyim. Ben şimdi tarihçiyim ama sen de böyle çok düşkünsün. Ara ara konuşuyoruz. Aslında bir olayın felsefesini, psikolojisini anlamak için o dilde onun kullanılan kelimesine bakmak lazım. Bak şimdi Türkçe'de ne diyoruz biz? Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Bir yabancı seyyahın kitabında gördüm. Biz ne diyoruz? Eğlenmek diyoruz değil mi? Bak eski Türkçe'de, Anadolu'da halen kullanılır. Durmaya da biz eğlenmek deriz. Yani eyle arabayı burada falan derler Anadolu'da. Yani durdur burada. Nereden türemiş bu? Bak nasıl türemiş. Bir yabancı seyyahta şunu okudum. Böyle hayretler içerisinde kaldım. Bir de Moltke'nin Türkiye mektuplarında okuyunca da tamam dedim olay bu. Diyor ki Türklerin eğlence anlayışı nedir diyor biliyor musun Moltke? Böyle bir ağacın altına otururlar. Böyle çubuklarını yakarlar. Yani o dönemde sigara yok. Çubuk içiyorlar. Kahvelerini alırlar. Böyle gözlerini ufka dikerler diyor. Dururlar. Türk'ün eğlencesi durarak eğlenmektir. O yüzden biz durma kelimesini, eylemek, eğlenmek yani bir yerde durmak kelimesini aynı anda eğlenmek olarak kullanmışız. Ha bir de şu var, Arapçadan bir kelime almışız, keyif. Yani Türkçesi eğlenmek, Arapçası da keyif. Anladın mı şimdi? Yani biz Türkler ya, durarak eğleniyoruz. Bildiğin boş boş duruyorlar mı böyle? Boş boş duruyor, temaşa ediyorsun böyle, alem bakıyorsun. Vay be. Bir dakika, sen nasıl eğleniyorsun hocam? Ben mi? Güzel, özel bir soru ama farklı farklı şekillerde mahrem alanına girmeden anlatır mısın ya hocam? Ya mesela bana insanlar diyor ki, ay hocam bıkmadın mı bu kadar kitap okumaktan? Şimdi kitap benim için hem iş hem eğlenmek. Yani düşünsene şimdi Nisa, ben 21. yüzyılda yaşayan bir insanım. Yani çok canım sıkıldı, bunaldım. Tamam böyle bir pencere açıyorum böyle. Açıp pencereden izliyorum. Ne izliyorum? İşte Osmanlı insanını izliyorum. Mesela bakıyorum, ya 500 sene önce nasıl eğlenmişler? Onların eğlencesini izlemek de, ben de bir Türk olduğum için duruyorum, onu okumak bile, ha müzik de dinlerim elbette, gezerim de vesaire vesaire. Ha, bütün eğlencemi de anlatacak değilim burada yani şimdi. Mahremiyete giriyor şimdi böyle. Ama yani bu da bir eğlence. Konfüçyüs diyor, sevdiği işi yapmayan bir gün bile çalışmamış sayılır. Sevdiğin işi yaparken de eğleniyorsun aslında. Sen nasıl eğleniyorsun? Hadi ben de sana öyle özel soru sormak yok. Sen nasıl eğleniyorsun? Kesinlikle çok sıkıcı gelecektir. Hatta bir gün Koray Hoca ile konuştuğumuz zamanda da şey vardı. Antarktika'yı takip ettiğim zaman da çok sıkıcı demiştin. Bu benim bir eğlence anlayışımdı. Şimdi evet, dün de sen gezelim hocam diyorum. Buradan bir kitapçıya uğrayalım. Hocam sıkıldım, ben zaten makale yazmaktan bayılacağım. Baktığın zaman da benim eğlence anlayışım coğrafya geldiği zaman da sana sıkıcı geldi. Ama başka eğlence anlayışların nelerdir diye sorduğun zaman da özele girmeden tabii ki de söyleyebilirim. Belki kedidir. Senin böyle uzaktan yaptığın bir kedi benim için müthiş bir eğlence aracı olabilir yani. Eğlence aracı değil, dostum da arkadaşım da aynı şekilde. Bak şeyi çok güzel söyledin. Bir,
kişiden kişiye eğlen. Ben de Antarktika'yı seyretmem mesela. Bana çok sıkıntı geliyor. Benim bir arkadaşım vardı. İşte mağaracılık yapıyor. Ben hayatta yapmam. Karanlık mağaraya girip eğleniyoruz. Abi çok güzel falan diyor. Ben giremem yani. Ben böyle açık alan olacak. Bak şimdi seninle bile şurada konuştuk. Değil mi? Yok, farklı eğlence anlayışı çıktı. Bir de ne dedim başta? Kültürden kültüre de değişiyor. Şimdi bak mesela. Bizim bu aslında eğlence anlayışımız nereden geliyor? Nereden geliyor? Osmanlı'dan geliyor. Osmanlı müthiş eğlenirdi. Hocam Osmanlı deyince Hacivat Karagöz'den başka hiçbir şey aklıma gelmiyor Allah aşkına. Olur mu da öyle ya? Bütün eğlence sadece Hacivat Karagöz. Evet. Ne bileyim, savaşlardan başını kaldırabilmiş mi? Yani otokontroller, sansürler nasıl eğlence bak, çıkabilir? Hiç öyle zannetme. Şimdi İstanbul'da bir Rum vardı. Yani bizim toprağın ahalisi, buranın çocuğu, Stefanos Yerasimos Hoca. İyi bir tarihçiydi. Aynen senin dediğin güzel bir şey söylemişti Nisa. Şey diyordu, çok etkilendim ben. Diyordu ki Osmanlıları 5 vakit namaz kılan, 2 namaz arasında da fethe çıkan insanlar mı sanıyorsunuz? Hayır ya, bunlar da bir toplum diyordu ya, eğleniyorlar. Şimdi ben Ahmet Refik Sevengil var, tarihi sevdiren adam. Tabii o birincisi, ben ikincisiyim yani. O üstad olduğu için onun önüne geçemem. Rahmetli büyük hoca. İkincisi de ben olduğumu iddia ediyorum. Bilmiyorum da katılıyor musun ya sen? Kırmamak adına katılıyorum demek tabii ki de istemeyeceğim. Bu arada gerçekten Türkiye'nin en iyi tarihçilerinden biri çok olarak kibarsın, seni görüyorum. Çok kibarsın, çok teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Refik'i bir oku. O Osmanlı'da eğlenceyi bir görsen neler var. Şimdi Karagöz Hacivat dedin ya. Hı. Ya Karagöz Hacivat başlı başına ilginç bir şey. Böyle bir perdenin önünde mum yakıyorlar. İki böyle tane kukla mı? Ne diyorsun? İki tane kukla değil. O tabi o iki ana karakter. Onlar başrolü paylaşıyorlar. Bir sürü de figür var. Onu Osmanlı Şeyh Küşteri diye bir adam getirmiş. Hocam önceden tasavvuftan geldi, doğru mu? Tabii. O bir bak şimdi. Hani bazen Yunanlara kızıyoruz ya, Hacivatis Karagöz istiyorlar, çaldılar. Doğru. Şimdi Hacivatis Karagöz adı bile zaten Hacivat Karagöz Türkçe. Onun sonunu isekleyerek bu bizim diye pazarlıyorlar. Ama şu bir gerçek. Hacivat Karagöz oyunu Arap coğrafyasından bize gelmiş. Şeyh Küşteri diye bir adam getirmiş. Hatta biz 1200'lerde yaşayan İbni Arabi, Muhiddin İbni Arabi, bak o söylüyor. Bu aslında bizim psikolojimizi yansıtır. Niye biliyor musun? Doğu insanı şey bakıyor. Ya bu dünya gerçek değil. Bu dünya bir hayal, bir gölge oyunu gibi. En sonunda kıyamet, mumu üflersin. Ya da insanın küçük kıyameti nedir? Azrail gelir, mumunu üfler. Yıktım perdeyi, eylediğim yine perde yıkılır bak. Mum üflenir, perde yıkılır. Bu doğu insanının dünyayı, bu Hintli'de de böyle, İranlı'da da böyle, Arap'ında da, Türk'ünde de böyle. Biz dünyayı bir hayal alemi, izlenecek bir yer olarak görüyoruz. Osmanlı da bunun için ama çok da masum değil. Bir saniye, gerçekten de baktığım zaman da Osmanlı ile alakalı çok detaylıya girmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim, bu kadar radikal coğrafyalarda baktığınız zaman da kıpır kıpır bir eğlence anlayışı var. Öyle sıcaktan. Sıcaktan ya çok da bilim 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 diyordun tabii işte. Yani bir bak mesela İngilizler, buz gibi adamlar İngilizler. Niye? Çünkü şey onlar böyle nemli bir coğrafyada yaşıyorlar. Finlandiyalıya bak, böyle bir hafta yazacağını, yapacağını listeyle yapıyor. Biz Akdeniz insanıyız, öyle değil. Biz kıpır kıpır. Son dakika. Sıcak adamız tabii ki yani. Biz böyle karışırız. Bak Karagöz dedim ya, Karagöz ciddi bir oyundu. Yani hem padişahın huzurunda oynatılırdı, hem mahalle arasında ya da Sultanahmet'te çoluk çocuğun halkın oynadığı yerde, izlediği yerde pardon oynatılırdı. Ama çok masum da değil ha, çoluk çocuk diyorum da yetişkinler için Karagöz de var yani, onu da unutma. Hani böyle birazcık erotik diyalogların falan geçtiği Karagöz de var. Ama en ilginci ne biliyor musun? Sana bir şey anlatayım. Hafız Ahmet diye çok ünlü bir Karagöz oynatıcısı var. Sultan 3. Selim'in huzurunda Karagöz oynatıyor. Orada da böyle köle satın alacak falan. İkisinin arasında bir diyalog yapıyor. Orada Hacivat'ın bir şeyi var. Kölesi var. Ya da uşağı var diyelim. Onun adı da Selim'miş. Padişahın huzurunda padişah 3. Selim. Orada böyle Hafız Ahmet seslendiriyor. Selim falan dedir diyor. Oradan birden padişah da latife yapıyor. Şaka yapacak ya, buyur diyor. Tam bir skandal, tam bir rezalet. Ya padişah da olayın içinde herkes buz kesiyor. Böyle Hafız Ahmet böyle hemen bozuntuya vermiyor, usta oyuncu. Diyor ki, ey Hacivat Çelebi, sen artık yaşlandın. Padişahın huzurunda bile böyle bir gaf yaptın. Şimdi padişah efendimiz, Hacivat'ı konuşturuyor böyle. İzin versin, sen artık tövbekar ol, hacca git diyor.
mumu üflüyor. Padişah diyor ki Ahmet Çelebi, yok yahu vallahi darılmadım diyor bak padişah. Latife ettim ben. Huzuruna çıkıyor böyle mumu üflemiş padişahım. İşte bana tam olarak böyle sıcak görüntüler lazım. Padişahım diyor, ben böyle sanatkar bir adam, sizin huzurunuzda bu gafı yapmamalıydım. Ben artık ihtiyarladım demek ki diyor. İzin alıyor ve kara gözlülüğü bırakıyor. Bak şimdi anlatabiliyor muyum? Ha burada bir de şey var. Biraz Marksist bir yorum yapayım. Böyle sınıf çatışması var. Mesela Karagöz halk adamı. 40'lar 50 olduğu söylenir. Evliya Çelebi onu söyler. Karagöz halk adamıdır. Böyle yanlış anlar, okumamıştır. Böyle hacivatlı seçkin bir adam. Üst sınıflara mensuptur. O da onu eylemeye çalışır. Arada da işte tuzsuz deli bekirler vesaire, bebe ruhiler falan gibi. Ama bir de şey vardır tabii. Farklı kültürlerden var. Onları da böyle işte ne bileyim lehçe ağızlarıyla, Karadenizli vardır, Arnavut falan vardır, inatçıdır. Böyle güzel bir şey ama Nisa, senin dediğini açtım bak, basit bir oyun olmadığını anlattım. Bir kitap yazılır bunun üzerine. Ama Osmanlı eşittir eğlence, eşittir Karagöz. Değildi. Değildi. Genelde Tahtakale civarında toplandıkları söyleniyor. Şeyler var ya, kumpanyalar var, ocak deniyor. Lubiyat ocakları. Lub Arapça'da eğlence demek. Yani şey var ya, tiyatro grupları gibi düşün ya. Mesela senin şimdi düğünün olsa, tamam mı? Mesela baban gidiyor Lubiyat ocaklarına, yani nasıl diyeyim sana, böyle eğlence kumpanyasına gidiyor. Orada paket halinde diyor ki işte kızımızın veya da oğlumuzun düğünü var. Onun içinde çalgıcısı da var, efendime söyleyeyim dans edeni de var, gösteri yapan da var. Oraya geliyor, çevreniz eğer büyük bir paşaysa, beyse, halka açık, hele padişahın çocuğuysa falan. Bir dakika, burası benim çok ilgimi çekti. Yani bu çalgı çengiler nasıl bu basbaya bildiğimiz dans eden insanlar? Tabii tabii. Kadın erkek falan o dönemlerde nasıl ilerliyor? Var var, olmaz olur mu şimdi? Osmanlı kıpır kıpır, sen bakma. Yani özellikle müzik konusunda ciddi anlamda çok ilerliyor. Hocam müzik denilince de Hacı Arif geliyor akla. Bunlar ise eğlenceli olabilir. Böyle ağır mı geliyor sana? Yavaşlanmış tarzım değil yani. Dede Efendi, Hacı Arif Bey. Burada Dede Efendiler keyifli mi sence? Ya şimdi bak, onlar saray, elit müzik, seçkin müzik, tamam mı? Böyle ağır ağır. Hani bizim şimdi Türk sanat müziği dediğimiz klasik müzik bu. Avrupa'da yok da düşün. Yok mu daha eğlenceli? Var, olmaz olur mu? Halka bir in, halka bir in. Aşağı doğru indik. Aynen bugün gibi Roman vatandaşların çalgı grupları var. Özellikle Ermenilerin icraatı, Osmanlı Ermenilerinin bu konuda iyilerdir. Müzisyenler var. Mesela çok çok iyi müzisyenlerdir. Türk müzisyenler var. Halka doğru indikçe biraz daha böyle kıpır kıpır canlı hale geliyor. O senin dediğin sarayda. Yani böyle biraz daha elit kesim. Saray opera gibi düşün ya. Eğleniyor. Onlar da eğleniyor. Sen gerginliğin atmosferini atacak bir şeyler mi olması var, lazım? Var ya bak. Sadece savaş olarak düşünme. O kadar çok eğlence var ki Osmanlı'da. Düğün var, eğlence var. Efendime söyleyeyim işte sünnet düğünü var. Mesela saray, şimdi sana bir anlatayım. 3. Mehmet'in sünnet düğünü 52 gün sürmüş. Neler neler yapılmış. Ya o da şov. Ama, biraz hocam. Tabii ki şov. Şovun da dozu olmadı be. Şov, padişah imparator şov yapıyor. Şimdi imparatorun şovu öyle olur mu? Diyecek ki oraya yabancılar geliyor. Kendi halkı var. Tamam mı? 52 gün halka açık. Diyor ki ben imparatorum, zenginim, kudretim, param var. Aslında iktidarını pekiştiriyor orada. 52 gün düşün. 52 gün eğlence. Halk da katılıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim İsraf mi? İsraf değil mi sence? Ben sana söyleyeyim mi? Günde 1000 tane ekmek dağıtılıyor. 1000 tepsi pilav ve bunlar içinde pilavın içine konulmak için 20 sığır kesiliyor. Günde 52 günü düşün yani. Hadi hokkabazı, eğlencesi, şusu, busu, müzisyenini söylemiyorum bile. Sadece sana rakam söyledim yani. Şov yapsa imparatorun şovu öyle basit olur mu yani? Ramazan ayında var hocam eğlence. Tabii. Çok enteresan. Hani dini bir konuyla nasıl sosyalliği bağladıkları şöyle, enteresan. Şöyle, çünkü Ramazan, oruç biliyorsun zor bir ibadet. Tabii ki. Yani aç susuz kalıyorsun akşama kadar. İnsanlar gündüz minimum enerji harcıyor. İşte uyuyor. Hele hele havalar sıcaksa sahura kadar da epey vakit var yani. İşte anlatabiliyorum. O arayı, havalar da güzel. Ne yapıyorlar? Sokaklara. Mesela kadınlar ve çocuklar Osmanlı'da çok sosyal hayata karışamaz. Ama ne yapıyor? Ramazan akşamları biraz daha serbestlik var. Bütün sokaklar aydınlatılıyor. Yine Karagöz oynatılıyor. Orta oyun işte. Türk ya, tiyatrosu. Ya bir Ramazanları bizim dedelerimizin böyle tekrardan geçmişe gitmesine haklılık payları gerçekten varmış. Tabii çok yani. Sosyal hayat çok güzel ama hep de böyle masum değil. Yani şimdi Ramazan'da her taraf aydınlatılmış.
sergiler açılıyor, Karagöz oynatılıyor, orta oyunu var. Bu bizim tiyatromuzdur. Yani modern tiyatro Avrupa'dan girdi 19. yüzyılda. Ama bizim kendi klasik tiyatromuz işte Kavukluyla Pişeker, Şeker. Yani Karagöz'ün canlı oynatılanı gibi düşün. Bu hayal perdesi. Bunun canlı oynatılanı gibi işte Kavuklu, değil mi? Hani var. Bir de şey var. Bak şimdi söz, o kadar güzel şeyler soruyorsun ki sözden söze anlatıyorum. Hangisini anlatayım bilemedim ya. Daha Meddah'tan bahsedeceğim. Meddah dediğin stand-upçı. Ya bugün stand-up diyoruz İngilizce. Abi çünkü stand-up falan. Meddah peki o dönemlerde stand-up işte. Hayır, stand-up'ı böyle padişahın karşısında yapabiliyor mu? Padişahın karşısında yapan özel kişiler var. Biraz soytarı diyoruz. Ha, evet bu soytarıların... Tabii. Dur şimdi bak konudan konuya atlıyoruz. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Soytarılar da var. Bak burası çok tabii önemli. Ki. Kahvelerde anlatıyorlar. Bugünün stand-up'ını düşün ya da dizi filmleri gibi düşün. Adam arkası yarını anlatıyor. Ha, şimdi var ya bir diziler sürüyor. Bunlar meddahlar. Böyle kılıktan kılığa giriyor. Şimdi orada yani stand-up gösteri yapıyor. Soytarı ile ilgili ne merak ediyorsun? Yani soytarın ağzından yanlış bir şey kaçırdığı tabii anda padişah kellesini istiyor. Ben bunu çok merak ettim şu an. O yüzden dikkat etme dedim ya sana. Soytar olmak da yani zormuş şimdi. Zor. Biz insanları küçümsemek adına söylüyoruz fakat geçmişin soytarısı olmak da büyük bir meziyet bir ister bence. Bir tane bir soytarı var. 3. Murat'ın huzuruna geliyor. Mesela 3. Murat'ın huzurunda her gün gösteri yapıyor. Bayılıyor 3. Murat'a. Gülmekten kırılıyor. Bir gün tabi bittiğinde de düşünsene filmlerdeki gibi insan böyle hop bir kese altın veriyorlar. İyi para veriyorlar. Bir gün 3. Murat da diyor ki padişahım tam böyle gösterisini bitirmiş adam şey verecek. Parasını verecek diyor ki hünkârım para istemiyorum diyor. Ne istiyorsun diyor. Diyor ki bana 50 sopa vurun falakaya yatırın beni diyor. Niye diyor şimdi yani. Çünkü bitirince söylerim diyor. Padişah yıkın falakaya. Böyle tutuyorlar. Bir, iki böyle. Ama nasıl zor dayanıyor soytarı. 49, 50 diyor ki durun. Diyor ki benim bir ortağım var. Sarayın bostancılarından birisi. Saray görevlilerinden birisi. Ona da vurun diyor. Kim? Ne? Diyor ki padişahım ben buraya geliyorum ya diyor. Her geldiğimde diyor siz bana para veriyorsunuz. Bostancı beni sıkıştırıyor diyor. Padişaha seni ben tanıttım. Paranın yarısı benim diyor diyor. Benim paranın yarısını alıyor diyor. Şimdi diyor bugün benim ödülüm dayak. O zaman o da onu yiyecek diyor. Padişah başlıyor gülmeye. Bak adam şimdi nasıl gülüyor. Getirin onu diyor. Getiriyor onu da falakaya yıkıyorlar. 50 sopa da onu. Sonra yine parasını veriyor soytarıya. Bir daha da diyor ki sakın ha görmeyin bu soytarının parasına dokunduğunu falan diyor. Bak adam sorunu bile nasıl çözüyor görüyor musun? Bir de bir yabancı elçinin kitabında okumuşum. Fatih Sultan Mehmet'in şeyi çok eğlendiğini söylüyordu. Türkçeyi yeni öğrenmiş yabancıları dinlemeye. Yani çok gülüyormuş yani. Çok ilginç geldi bana. Şimdi eğlence anlayışını tabii ki de Fatih'e de çok saygı duyuyoruz ama bak birazcık dalga geçmek maksat yapalım. Öyle ama. Yani nihayetinde mizahın temelinde bu var. Gerçi mizah aslında evet. Aslında sen bunlarla ilgili hikayeler, daha ilginç hikayeler istiyorsan böyle yaşanmış konakta, sarayda falan bir acayip tarihin Dal Kavuklar ve Soytarılar bölümü var. Bak onu izle. Orada daha enteresan şeyler var. İzleyeceğim hocam senin için. Ha, müzikle ilgili var mı başka merak ettin ya da eğlence anlayışıyla? Evet ya eğlenceden ziyade mehtarını merak ediyorum. Bunu nereye koyacağız? Ha, o da İnsanlar müzik. Tarafından evet. Bir coşkuyla, bir müzik. Eğlence, evet. Bir gururla temsil ediliyor ama bunun bir nedeni de olmalı. O mesela o eğlenceli müzik değil bak mesela. O eğlenmek için değil. O askeri bando. Onun amacı işlevi farklı. O savaşta Osmanlı askerinin motivasyonunu yükseltmek. Karşıdaki düşmanın da motivasyonunu da kırmak için yapılıyor. Savaş ve algı diyorsun yani. Kesin. Net algı. Yani oradaki müzik tamamen bir algı aracı olarak bunu kullanılıyor. Bunu çok enteresan değil mi? Kuşatma falan oluyor. İşte deliler tabii ön tarafa sürülüyor. Fatih orada planlamalar yapıyor. Tabii. Karşı tarafta ciddi bir savaş var. Onlar anladığım kadarıyla da savaşa girmiyorlar. Ya, onların tek görevi tabii bando çalma. Düşünsene beni İsa. Film seyrediyorsun. Orada müzik olmadan bir aksiyon sahnesini izle. Bir de arkadaki o müzikle aksiyon sahnesini izle. Nasıl fark yaratıyor değil mi? Müzik seni havaya sokuyor. Peki hocam bu da fon hakkında... müziği işte. Mehteran fon müziği işte. Yani Mehteran hakkında ben dışarıdaki rakiplerinin Avrupa gözünden baktığımda fikirleri ne? Ya bunlar ne? Deliler mi? Çılgınlar mı? Manyaklar hayır onlar mı? Da müzik kullanıyor. Her ordu müzik kullanır. Hititlerden ama beri. Ama Mehteran gibi mi? Mehteran'ın işte o davullar, kösler falan. Zaten bir Osmanlı imajı var korkutucu. Doğudan gelen... Onlar için öteki mahallenin çocukları yani anlatır bir sürü hikayeler dinliyorlar. Bir de güçlü Osmanlı iyi savaşıyor.
Bir de bu böyle şey köslerle falan filan böyle müzik vurduğu zaman ister istemez bir algı, senin dediğin tam bir algı operasyonudur bu aslında ve savaşın doğası gereğidir bu. Heh, şimdi biraz daha karanlık sokaklara ineyim mi ben? İnelim hocam. Şimdi kıpır kıpır dedim ya sana, müzikten bahsettim, bir de çalgı çengi var. Ama Osmanlı'da garip bir şey var Nisa. Yani bunu ben sana söyleyeyim. Şimdi erkeklerin olduğu ortamda dans edenler erkek, kadınların olduğu ortamda dans edenler kadın oluyor. Bu bizi şu ya an çok garip. Karanlık saranlık mı yaratmaya çalışıyorsun? Ha evet ya. Şimdi çok garip mesela bu lubiyat ocakları var. Kadınların eğlencesi ayrı oluyor. Büyük işte padişahların sünnet düğünü, Ramazan akşamları dışında. Şimdi eğlence düğünlerde de ayrı ayrı eğleniyorlar. Erkekler ayrı şey. Ama ve günlük eğlenceler var. Kadınlar konaklarda. Orada gidiyorlar. Sırf kadınlardan oluşan bir dans ekipleri. Bunlara çengi deniliyor. Çengiler çağırıyorlar. Erkeklere de köçek deniliyordu. Köçekler. Hala o gelenek Bolu yöresinde devam ediyor zaten. Ediyor. Orada çok enteresan. Daha çok böyle genç ve yakışıklı çocuklar burada köçek olarak kullanılıyor. Tabi bu bugün bize kadın erkeğin bir arada yaşadığı bir toplumda tuhaf geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani çok marjinal kaçıyor ama o dönemler marjinal değil, daha normal. Çünkü kadın erkek bir arada eğlenemiyorsun. Avrupa'daki balolar gibi yok Osmanlı. Ama bir taraftan bir özgürlük de var. Hani o standart erkek saçlarındansa uzun saçlı erkeklere izin veriliyor. İşte kıyafetler, kadınsı tabii, kıyafetlerin tabii. Giyilmesi. Tabii. Mesela o dönemde daha değişik, bir de çok ünlü. Yani İstanbul'un öyle ünlü erkek köçekleri var ki çoğu insan bunlara hayranlıkla bayağı para mara harcıyorlar. Evliya Çelebi bunları çok güzel anlatıyor. Bak sana Ahmet Refik'ten okuyayım. Mesela Evliya Çelebi bunlara ne diyor biliyor musun? Mesela diyor ki afitap misal. Afitap güneş. Yani. Güneş. Bir içeri giriyor. Güneş gibi. Mesela Nergis gözlü. Nergis biliyorsun bu lotus. Niye bu kadar betimleme gereksiz? Tabii. Şey kesimi biçimi yerinde. Nice canlar yakan. Ama bir ifade var. Bak Evliya'dan okuyacağım. Ben bayılıyorum Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin üstüne adam tanımam ben. Osmanlı kültür tarihi açısından söylüyorum. Bak dinle şurayı. Önce Osmanlıcasını okuyayım mı? Tabii o ki. O dönem böyle Osmanlıcanın o dın dın ahengine bak hay sen hay şimdi. Hay hay hocam. Tavuğusu bağı irem gibi cebelanü reftar ettiklerinde adamdan beste olup oldan meftun olur. Gören uftadeler vali ihu hayran kalarak her guşeden sadayı hu ile haneyi pür sürur olur. Bir dakika, bunu sadeleştirir misin? Ne anladın? Tabii ki sadeleştireceğim. Ben? Oradaki o tınıyı duy diye böyle dın dın Osmanlıcanın tınısı. Böyle ahenk iniyor çıkıyor. Şöyle diyor. İrem bağının tavus kuşu gibi gezinip yürüdüklerinde, erkek köçeklerden bahsediyor. Adamın soluğu kesilir, o an tutulur. Gören aşıklar şaşkın ve hayran kalarak her köşeden yükselen hu sesleriyle şenlik yeri sevinç ve neşe dolar. Özellikle imaj yaratırken yakışıklı seçilmesinin nedeni daha fazla kitlenin acaba eğlenmesi mi? Şunu merak ediyorum. Ya biskolata erkeği gibi düşün ya. Ya neden işte biskolata erkeği? Ama işte şey estetik bu. Yani anlatabiliyor muyum? Hani estetik algısı bugün de yok mu? Hani bugün kadın olsun erkek. Dizilere bak ya, dizilere bak. Herkes podyuma çıkacak kıvamda değil mi yani? İşte mahalle arasında minibüsçü ama onu bir manken beyefendiden seçiyorlar. Böyle kaşı gözü yerinde hani sırım gibi bir delik almış. İşte minibüsçülük yapıyor falan. Yani biz normal insanlar öyle değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ya da çok hep bütün olaylar konaklarda geçiyor. Bu tarih boyunca böyledir. Yani herkes estetik. İşte güzel hanımlar, yakışıklı delikanlılar onu görmek ister yani. Estetik görüyor yani. İşte mesele bundan ibaret. Şimdi hocam bir sokak ahalisinden bahsettik fakat padişahların da çengileri varmış. Hatta olmaz 3. Selim'de, 3. Ahmet dönemlerinde de çok enteresan isimler. İşte saçlı sarı saçlı Sümbül, Tosun Paşa Hayriye'nin kızı. Hı-hı. Bu isimleri de birincisi merak ediyorum. O başka bir konunun, başka bir başlığın konusu da Yandım Emine mesela. Evet tamam işte. Yandım Emine yani 3. Sahne Selim. Sahne ismi onlar. Ne yapıyor bunları, izliyorlar mı? İzliyor, izlemez olurlar mı? Padişah'tan tut, büyük beylerden tut, sokaktaki ahaliye kadar izliyorlar. Sahne ismi diye bir şey var. Şimdi sen hatırlamazsın. Bizim gençliğimiz öyle geçti. Mesela Acıların Kadını Bergen, Küçük Emrah, Küçük Ceylan. Şimdi bak bunlar neydi? Oradan mı geliyor? Tabii sence? Sahne ismiydi mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ünlü olmanın gerek Osmanlı döneminde gerek böyle bir sahne ismi vardı. Liberal bir ortam.
Aslında bak ben sana ben söyleyeyim ki. Ben kas katı bir durumdan. Hayır işte bak bunların hepsini sana şunun için göstereyim. Bir acayip dedin ya. Öyle ders kitaplarında savaş anlaşma değil bunlar insan ya. Yani o yüzden Osmanlı eğlenmesini çok iyi bilirdi. Çok legal düzgün eğlenceleri de vardı. İnsan bunları kabul edelim. İllegal tarafları da vardı. Her türlü insanın olduğu yerde eğlence var. Bak Lale Devri'nin şairi Nedim ne demiş? Gülelim, eğlenelim, kam alalım hayattan. Mayı teslim edelim çeşmeyi nev peydadan. Bak gülelim, eğlenelim, hayattan muradımızı alalım diyor. Hocam son olarak şunu söylemek istiyorum. Çok eğlenenler de bir gün sonrasında piknik sendromunu yaşıyorlar. Bunu hiç hayatında duymuşsunuzdur bilmiyorum. Hormonların, endorfinlerin bir anda yükselip bir anda çekilmesiyle müthiş bir buhrana varılıyor. Onun da bir ayarı yapılmalı. Bilmiyorum ertesi gün diye bir şey yaşadın mı? Çok eğlendin, çok mutlusun. Her şey tadında gerek. Her şey tadında gerek. Yani bravo, muhakkak bunu da şeye getirip bilimsel bir açıklamasını yapmasaydın Nisa şişecektin. Asla olmazdı. Ben yine Nedim'i dinlemeyi tercih ediyorum. O zaman meyhaneleri peki anlat. Bak şimdi o ayrı bir konu. İstersen tamam, onu her konuya ayrı bir konu ayrı başlık. Ama öyle şimdi ben bunların hepsini de açayım. Bak meyhaneler apayrı bir konu. Hem tartışılan bir konu. Onu dur. Başka bir zaman sana uzun uzun anlatayım onu. Ben söyleyeyim sana ya. Yani. Hocam keyifle bekliyorum. Tamam, ama anlatacağım. Ayrı başlık ayrı başlık demeden. Ha. Ben bizzat duymak istiyorum senden bunları. Unutturma bunları sana detaylı anlatayım. Zihnimde. Hocam kendine iyi bak. Görüşürüz. Kendine iyi bak.